Merhaba, hoş geldiniz. Çoğu insan sıkı bir diyet vermesine rağmen kilo vermemekten şikayetçi olur. Bunun pek çok nedeni olabilir. Ama bu nedenlerin içerisinde bir tanesi de insülin direnci. Kilo veremiyorsanız o zaman insülin direncine baktırmanız gerekebilir. İşte ben de size bu konuyla ilgili kısa bir video hazırladım. Bildiğiniz üzere pankreastan salınan insülin hormonudur kendisi. Kan şekerini düşürür. Kan şekerini düşürmesindeki en önemli faktör budur. Eğer fazla bir şeker yükünüz varsa, yeterli insülin salgılanmasına karşın hücreler bu insüline cevap vermezler. Yani insülin artık işe yaramaz hale gelir. Peki insülin direncinin belirtileri nelerdir? Özellikle çok sık görülen tatlı krizleri, unlu gıdalara düşkünlük, sık ve çabuk acıkma, özellikle gece kalkıp yemek yemek ve maalesef çağımızın sıkıntısı fast food'la beraber ortaya çıkan bir tablo daha da dramatikleşiyor. Hızlı yemek, yemeklerden sonra uyuklama ve tabii bütün bunların hepsine beraber halsizlik, yorgunluk ve acıkınca sinirli olma durumları ve sabah yorgunluğu da çok belirgin bir şekilde görülür. Buna bir de unutkanlığı eklememiz gerekir. Tetkik sonuçlarında insüline baktığınız zaman açlık insülinin 5 ila 10 arasında olması gerekiyor. Açlık kan şekerinin 100'ün üzerinde olması gerekiyor. Tokluk insülinin ise 40'ın üzerinde olması gerekmektedir. Tokluk kan şekeri de 150'den büyük olması gerekir. Bu tablo sizde bir insülin direnci olduğunu ortaya koyabilir. Sonraki önlemlerde ise ne yediğinizi en iyi siz bilirsiniz. Dolayısıyla yanlışlardan mümkün olduğu kadar kaçınmak gerekir. Şekerden ve unlu gıdalardan uzak durulması gerekir. Biz bunu 3 beyaz olarak nitelendiriyoruz. Tuz, un ve şeker. Tabii ki çağımıza alışkanlığı olan gazlı içecekler, meşrubatlar içerdikleri şeker ve benzeri maddeler nedeniyle pek tercih edilmemektedir. İnsülin direnci için sizin yapabileceğiniz en önemli şey hareket etmeniz. Egzersiz olmazsa olmaz. Koşmanız şart değil. Günde 7500 adım yani 6 kilometre yürümeniz bile size faydalı olacaktır. O yüzden insülin direncine karşı mücadele etmek de sizin elinizde. Önemli olan şeker yükünüzü azaltmak. İnsülin direncine karşı kullanılan meşhur bir ilacımız var. Metformin. Kilo vermek için de kullanılmaktadır. Ama bunu mutlaka doktorunuza danışmanız gerekip şeker profiliniz çıktıktan sonra kullanmanızı özellikle önermekteyiz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla.